Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde threadleri inceleyeceğiz. Thread, işletim sistemi tarafında iş parçacığı olarak ele alınan bilgisayar terimidir diyebiliriz. Bir threadden bahsedildiğinde aklınıza bir iş parçacığı gelmelidir. Peki thread nedir ve nasıl kullanılır, neden kullanılır? Bunun üzerine konuşacağız biraz ve teorisini, amacını anlamaya çalışacağız. Öncelikle işletim sisteminin mantığını anlamamız gerekiyor. İşletim sistemi, siz bilgisayarı açtığınız anda belki onlarca, belki de yüzlerce işlemi aynı anda ya da sırayla yapmaya başlar. Kendi içerisinde bir öncelik mekanizması vardır. Buradaki öncelik terimini aklınızda yer edin. Buradaki işlemleri kendisi sıralar ve bilgisayar açıldığı anda işlemleri yapmaya başlar. Sonrasında da siz kullanmaya başlarsınız. Mesela bir tarayıcı açtınız, bilgisayarı açtığınızda, sonra arka planda bir de müzik çalar açtınız ve müzik dinliyorsunuz. Aynı zamanda bir de video açık başka bir yerde. Şimdi bunların hepsi sizin gördüğünüz ekranda anlık olarak gerçekleşiyor. Yani arka tarafta müzik çalmaya devam ederken siz ekranda çizim yapabiliyorsunuz. Mesela Photoshop'la ya da kod yazabiliyorsunuz. Arka planda video oynamaya devam ederken bir yandan da arka planda sizin daha önce oynadığınız oyun çalışmaya devam ediyor mesela. Tabii o arada bilgisayarın işlemcisinin çok hızlı döndüğünü ve ses çıkardığını fark edebilirsiniz. Çünkü hepsini aynı anda çalıştırmaya uğraşıyordur. Peki burada gerçekleşen ve gerçek olay nedir? Öncelikle bilgisayar aynı anda tek bir işi yapar. Burada sizin birden fazla işi aynı anda yapabiliyor olmanız aslında bir aldatmacadır. Programlamanın bir aldatmasıdır diyebiliriz. Yazılımın güzelliklerinden birisi. Nasıl oluyor? Öncelikle bilgisayar aynı anda tek bir işi yapar. Çünkü tek bir işlemci üzerinde çalışmaktadır. Yani şu ana kadar öyleydi. Çok işlemciler konusunda şu an girmiyorum. Şu an tek işlemcili bir bilgisayardan bahsediyorum. Yani onlarca yıldır kullanılan bir bilgisayar mimarisinden. Burada tek bir işlem gerçekleştirildiği için ama sizin de birden fazla işi aynı anda yapma isteğinizi de işletim sistemi geliştiricileri bildiği için şöyle bir durum söz konusu oluyor. Siz bir işi yaparken mesela ekranımızda burada bir tarayıcı açık. Arka planda da bir müzik çalar açıktı. Öncelikle işlemci siz burayı da diğerinde kullandığınız için buna biraz zaman ayırıyor buradaki tarayıcıya. Tarayıcı burada çalışırken size örneğin video gösteriyorken siz bunu izliyorsunuz. Burayı çalıştırıyor, işliyor. Sonra tabii milisaniyeler cinsinde burada işini yapıyor. Size bir sonuç gösteriyor. Ondan sonra da arka planda müzik çalara dönüyor ve ona da belli bir kaynak ayırıyor. Belli bir milisaniye cinsinde çok çok küçük parçacıklar halinde bir zaman ayırıyor ve kaynak ayırıyor. Onu da çalıştırıyor, sonra tekrar buraya dönüyor. Burada tekrar çalıştırıyor, tekrar diğerine dönüyor. Eğer başka bir işleminiz varsa, arka planda çalışan bir yazılım varsa ona da biraz kaynak ayırıyor aynı şekilde. Sonra tekrar müzik çalara dönüyor, onu çalıştırıyor biraz. Siz orada müziği dinliyorsunuz ama mikrosaniyeler cinsinde aslında kesik kesik işlemler yapılıyor orada ama siz fark edemiyorsunuz çünkü bu geçişler çok hızlı oluyor. Bir ona bakıyor, bir buna bakıyor, bir arka taraftaki yazılımı çalıştırıyor derken burada her birine bir iş parçacığı ataması söz konusu. İşte bu işlemi gerçekleştiren, bu ondan ona, programdan programa geçişleri sağlayan şey aslında iş parçacığı mantığıdır. İşletim sistemi her uygulama için varsayılan olarak tek bir tane iş parçacığı atar. Yani siz bir form uygulaması da yapsanız, bir standart bir herhangi bir yazılım da geliştirseniz bu varsayılan olarak tek bir iş parçacığı üzerinde çalışır. Çünkü işletim sistemi sizin uygulamanız için bir iş parçacığı modeline sahiptir. Yani sizin programın çalışabilmesi için bir iş parçacığı olması gerektiğini ve ben İşletim sistemi olarak sana bir iş parçacığı vereceğim, thread vereceğim. Al bunu kendi projende, kendi uygulamanın çalışması için kullan istediğin gibi. Bu sana ayrılan işletim sistemi kaynağıdır düşüncesiyle değerlendirebilirsiniz.
Buradaki thread'in temel mantığı bu. İşletim sisteminin sizin programınız için ayırdığı çalışma planı da diyebiliriz. Hani kaynak ayırması gerekiyor. Bu kaynağı da iş parçacıkları üzerinden ayırıyor. Bunlara da thread diyoruz. Peki multi-thread nedir? Multi-thread'de tek bir uygulama içerisinde birden fazla thread, yani iş parçacığının kullanılma durumudur. Az önce dediğim gibi varsayılan olarak bir uygulama tek bir iş parçacığına sahiptir. Ama bazı işlemler gerçekleştirilirken uzun sürebiliyor form içerisinde. Bu uzun sürme durumlarında program arayüz kilitlenebiliyor. Ki kilitlenecektir kesin olarak. İhtimal değil yani bu. Çünkü uygulamanızda tek bir iş parçacığı var. Örneğin siz ona git bir sıkıştırma işlemi yap dediniz. Şurada 1 GB'lık bir klasör var. Bunu sıkıştır dediniz. Bu anında olamayacağına göre belki birkaç dakika sürecek. O işlem için sizin uygulamanıza atanan thread gidip o sıkıştırma işlemini yapmaya çalışacak. Bu sefer onu yaparken formun arayüzü kilitleniyor olacak. Çünkü cevap veremeyecek. O arka planda aslında sıkıştırma işlemini yapıyor. Onun bitmesini bekliyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle durumda mesela multi-thread programlamada da siz o sıkıştırma işlemini uzun sürecek işlem için bir thread gönderiyorsunuz. Yani yeni bir thread oluşturuyorsunuz. Bu programın ana thread'i değil. O ana thread'e dokunmuyorsunuz. O kendi işini yapıyor program arayüzünde. Oraya cevap vermeye devam ediyor oradaki işlemlere. Tıklamalara, seçmelere vesaire gibi. Yeni oluşturduğunuz thread'i de arka plandaki sıkıştırma işlemine gönderiyorsunuz ve o arka planda çalışmaya devam ediyor. İşi bittiği zaman da size cevabı dönüyor. İşim bitti şeklinde gibi. Ve ondan sonra da program kilitlenmeden devam ediyor. Şimdi thread'in çalışma mantığını biraz da şöyle inceleyelim. İnternetten bir grafik buldum. Burada dikkat ederseniz main thread, thread 2 ve thread 3 var. Burada çizgilerimiz var. Şurası bir zaman çizgisi olarak düşünebilirsiniz. Bir timeline alanı. Şu simge begin burası. Şu da end, bitiş. Şu da suspended ya da resume dediğimiz, yani suspend etme durumu ya da devam etme durumu. Öncelikle her uygulama daha önce de belirttiğim gibi tek bir thread'e sahiptir. O da main thread'tir. Ana bir thread olur ve bunun üzerinde çalışırsınız. Bu uygulama başladığı zaman işletim sistemi size ayırdığı thread'e kaynak ayıracaktır ve sizin programınızın çalışmasını sağlayacak. Bu çalışmaya devam ettiğinde siz şu noktada dediniz ki ben örneğin sıkıştırma işlemi yapacağım. Bu da uzun sürecek, 2 dakika sürecek diyelim. O zaman eğer yeni bir thread oluşturmazsanız buradaki main thread burada oluşturduğunuz o sıkıştırma işlemini bitirene kadar cevap veremeyecektir. Kilitlenecektir. O uygulama bittiği zaman, yani sıkıştırma işi bittiği zaman ancak bu uygulama devam edecektir kaldığı yerden. Peki o zaman ne yapacağız? Yeni bir thread oluşturacağız. Thread 2. Burada da tam main thread çalıştığında şu noktaya geldiğinde ben yeni bir thread oluşturacağım. Diyeceğim ki işletim sistemine benim uzun sürecek bir işim var. Bu iş içinde yeni bir thread oluşturdum. Buna bir kaynak daha ayır. Ve bu da gidip sıkıştırma işini yapsın. Ve uzun sürecek bir işlem. Thread 2'ye bu metodu veriyorsunuz. Yeni thread'e. O da alıyor bu sıkıştırma metodunu. Çalıştırmaya başlıyor. Tam şuraya kadar bitiyor. Burada bitiyor. Dikkat ederseniz şu thread 2'yi çalıştırdığınızda main thread kilitlenmeyecektir hiçbir şekilde. O kendi işini yapmaya devam edecek. Size cevap verecektir yani. Thread 2 de şuradan şuraya kadar çalıştı. Ondan sonra işi yok. Ondan sonraki bütün süreçler gene main thread'in işi. Normal uygulama. Thread 2'nin işi bitti. Peki tam şu noktada main thread dedi ki internetten bir download işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Örneğin 1 MB'lık bir video dosyasını indireceksiniz. Ya da herhangi bir şey, RAR dosyasını indireceksiniz falan. Bu uzun sürecek bir işlem. İnternetin hızına göre değişir. Şimdi eğer bunu main thread içerisinde yaparsanız
yine şuraya geldiğinizde kilitlenecektir. Şurada. Kilitlenecek ve o download işini yapmaya başlayacak. Çünkü ana thread'e yeni bir görev atadınız, o ona yöneldi. Yapması gereken form işlemlerini yapamayacaktır, cevap veremeyecek, kilitlenecek. Download işlemi yapacak ve bitirecektir. Ama yok kilitlenmesin diyorsanız, o zaman thread 3'ü oluşturduk diyelim. Thread 2 sıkıştırma işlemini yapıyordu, onun işi bitti. Yeni bir thread oluşturdum. Ona da dedim ki, sen şuradaki URL'deki dosyayı indirmeye başla. Mesela bazı dosyalar var ya, 1 GB, 2 GB falan. Öyle bir indirme işleminde yeni bir thread'le yaparsınız ki arka planda çalışsın bu iş. Hani arka plandan kastım, uygulamamı kilitlemesin. Ana thread'imi kilitlemesin. Ana thread kilitlenirse uygulama kilitlenir. Thread 3'e dedik ki download'a başlat. O da başladı. Ondan sonra bitene kadar artık çalışmaya devam edecek. Buraya bir de farklı işlemci gözüyle bakalım. Şu ana kadar genel örneğimizi anladık diye düşünüyorum. Şimdi işlemci gözüyle bakalım. İşlemci 3 thread'li bir uygulamada şöyle çalışır. Öncelikle main thread'i başlatır ve uygulama ayağa kalkar şuraya kadar. Ondan sonra burada bir kesme yapar. Der ki sana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ondan sonra hemen hızlı bir geçişle thread 2'nin işini yapmaya başlar. Neydi bu? Sıkıştırma işlemi. Geldi buraya. Şu kadar sürecek şekilde burada sıkıştırmayı yaptı uygulamayı. Mikrosaniyelerden bahsediyoruz. Ondan sonra dedi ki bir de thread 3 var burada. Burayı da bıraktı. İkisini de bıraktı. Thread 3'e geldi. Thread 3 de download işi yapıyormuş. Geldi buraya kadar download etti. Ondan sonra tekrar main thread'e döndü. Bakın dikkat edin. Ben download işlemini şurada bitirdim. Ondan önce sıkıştırma vardı. Şunların ikisinin de süresi aslında main thread'ten alındı. Main thread bu kadar süre boyunca durdu aslında. Ona bir işlem atanmadı. Çünkü başka işler vardı burada. İşlemci tekrar main thread'e döndü. Şuraya kadar geldi ve main thread'in işi bitti burada. End dediğimiz kısım. Ondan sonra diyelim ki tabii ki main thread işi bitmez, sürekli devam eder program kapanana kadar, ama hani download işini düşünürsek download şuraya kadar yapılmıştı, sonra main thread'e dönmüştü. Buradaki sıkıştırma işi de bitmişti zaten. Şurada bitti o. Ondan sonra daha devam edecek bir kaynağa ihtiyacı yok. Ama download devam ediyor. Burada bir kesme yapmıştı. Main thread'e dönüp şuraya kadar gelmişti. Main thread'in işini bitirmişti. Sonra tekrar download işlemine geldi. Bakın şu kadarlık bir alan burada thread 3 için çalıştırılmadı. Çalıştırılmayan alan. Bu kadar bekledi. Çünkü işlemci o anda main thread'e kaynak ayırmıştı. Orayı yaptı. Sonra buradaki işi bitince tekrar download alanına geldi. Burada bir süre daha devam etti. Ondan sonra artık devam ediyor. Gidiyor başka bir işlemciye, başka bir uygulamanın işini yapıyor. Şurada bir kesme, boşluk meydana geliyor. Hani çalışmayan alan. Ondan sonra işi bitince tekrar geliyor ve artık uygulamayı sonlandırıyor. Yani işlemi bitirecek son kaynağı ayırıyor ve bitiriyor. Bu şekilde diyebiliriz threadler ve multi-thread çalışma mantığını özetlemiş olursak. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde threadleri görsel bir uygulamayla anlatmak istiyorum. Genellikle arka plan çalışmalar, kod tarafındaki çalışmalar anlamayı biraz zorlaştırabiliyor. O yüzden görsel bir örnek projem var. Bunun üzerinden anlatmaya çalışacağım. Öncelikle basit bir form projesi açtım. Bu form projesi içerisinde bir form birim var. Bunun içerisine 3 tane buton atıyorum. Yellow, Blue ve Red adında. Bunlar renklerle ilgili işlemler diyebiliriz. Sadece bu kadar. Form'daki tek işim bu. Şunu hatta biraz daha büyütürsem yapacağım işlem için daha iyi olur. Bu kadar. Şimdi bunun arka planına geçeceğim ve bazı işlemler gerçekleştireceğim.
Bu işlemlerde birkaç tane metot yapacağım. Öncelikle şöyle diyeyim, şu 3 tane buton için birer tane metot yapmam gerekiyor. Her birine bir iş yaptıracağım çünkü. Bunun için metot 1, metot 2 ve metot 3 isimlerini vereceğim. Void geri dönüş tipinde metot 1 bu sarı olsun. Şöyle not olarak da yazayım. Ve burada yapacağım işlem renklerle ilgili olacak. 100'e kadar bir döngü oluşturuyorum ve diyorum ki this create graphics. Bu create graphics formun özelliklerinden biridir, metotlarından biridir. Ben bunu kullanarak yeni bir grafik nesnesi oluşturabilirim. Ve bunun içerisinden de graphics nesnesi geleceği için oradan da draw rectangle diyerek yeni bir rectangle çizebilirim ekrana. Bu rectangle'ın da özelliklerini belirleyebilirim. Benden bir pen istiyor, kalem istiyor. Ben diyorum ki new pen bunun şurada overload'ları var. Bakın pen'in brush, color vesaire. Ben brush'ı kullanacağım burada. Brushes nokta bu yellow olacak. Float olarak genişlik diyor. Bu kalemin genişliği ne olsun? 4 dedim. Virgül. Alt satıra indim. Şöyle düzenli olsun. Yeni bir rectangle daha çiziyorum. İkinci parametre olarak. Yani rectangle nesnesini veriyorum daha doğrusu. Peki bu diyor ki bana point, location ver. Yani formun üzerinde bir lokasyon, bir konum ver. Ben oraya çizeyim bunu diyor. Ben bunun için bir otomatik işlem gerçekleştireceğim. Otomatikleştirmek istiyorum bunu. O yüzden de bir random nesnesi oluşturacağım. O yüzden de şuraya geliyorum. Ben bu formun load'unda bu işlemi gerçekleştireceğim. O da nasıl olur? Öncelikle bir random nesnesi oluştururum ben. Şurada. Random RND adında. Bu da rastgele bir sayı üretiyor. Şu form load olduğu zaman da bunun nesne örneğini üretirim. Ve benim için hazır hale gelmiş olur. Tekrar şuraya geldim. Ne istiyor benden? Bir lokasyon. Bir point ver bana diyordu. Ben buraya RND nokta next dedim. Bu da benden min value ve max value istiyor. Ben diyorum ki minimum 0. Çünkü lokasyonun bir sınırları var. Eksi lokasyonu ekranda göremezsiniz. O yüzden 0'dan büyük, yani 0'dan başlaması gerekiyor ki görülebilsin ekrandaki formda. Ve maksimum da bu formun genişliği. Bu formun genişliği üzerinde bir maksimum değerde random değer üretme. Çünkü nesneyi ekrana çizeceğim. Sınırların dışında olamaz. Olmamalı. Sonra bununki devam ediyor. Hatta şöyle yapayım, kafanız çok karışmasın. Bakın gene rectangle nesnesindeyim ben. Onun ilk parametresini verdim. İkinci parametrede de gene next 0 this 8. Burada yükseklikle alakalı bir lokasyon. Ondan sonra bakın x ve y koordinatlarını verdim ben rectangle'ın. Şimdi genişlik ve yükseklik bilgisini istiyor. Bu da genişliği 30, yüksekliği 30 olsun dedim. Ve ilk nesnem hazır. Hatta şöyle yaparsam belki daha iyi olabilir mi? İyi olmaz sizin için. Hiç hayırlı olmaz. Daha karmaşık gibi görünüyor. Ama şöyle olabilir. Bakın alt alta gelecek şekilde yaparsam daha iyi olur. Ondan sonra diyorum ki bu işlem çalışırken, bu yapılırken
100 kere dönerek bu döngü içerisinde 100 kere dönerek ekrana bir şeyler çizecek. Yuvarlak şekilde, sarı renginde. Bunu yaparken her yaptığın zaman döngünün bir sonrakine geçmeden önce benim thread'imi beklet. Thread'in sleep diye bir metodu var. Bu sleep'e millisecond timeout veriyorsunuz. Milisaniye cinsinden bir timeout süresi veriyorsunuz. Ben 100 milisaniye beklet diyorum her döngü işleminde ki biraz gecikmeli olsun, çok hızlı bitmesin bu işlem. Yoksa birden ekrana basar hepsini, fark edemezsiniz. Sonra bu işlemin aynısını diğerlerinde de kullanacağım. Şunu kopyaladım. Birisi mavi ve metot 2. Diğeri de kırmızı metot 3. Şuraya da blue diyelim. Bu da red olsun. Bu kadar. Hepsi diğer işlemler aynı. Genel yapımız hazır burada. Şimdi bunu nasıl çalıştırıyorum? Bakın çok basit olacak. Benim burada butonlarım var zaten. Bu butonların her birinin bir ID'si var. Yellow, blue ve red. Ben bunları tetiklerim buradan. BTN blue mesela bunun clean'de burada oluşsun. Sonra BTN red bunun clean'de de tıklandığı zaman gene BTN yellow için click eventinde gene şu olsun. Evet, ne yapacağız peki? Sarı BT metot 1'di. Yani şurası metot 1. Red neydi? Metot 3'tü. Bakın kırmızı metot 3. Geldim buraya. Metot 3'ü çağırdım. Burada metot 2 kaldı. Burası da hazır. Şimdi üzerinde konuşmadan çalıştırıyoruz. Uygulamam açıldı. Şimdi 3 tane butonum burada. Ben şöyle tıklayayım. Bakın. Ekrana çizim yapıyor. Rectangle. Random değerlerle bunu gerçekleştiriyor ve 100'e kadar bu işlemi gerçekleştirecek. 100 tane nesne oluşana kadar. Her oluşurken de dikkat edin maviye. Her oluştuktan sonra biraz bekliyor. Onu sağlayan şey de thread sleep 100 milisecond. Gayet hoş, güzel. Peki. Şimdi şuna tıklayacağım. Bakın kırmızı oluşmaya başladığı zaman bakın bu formu hiçbir yere taşıyamıyorum. Hiçbir şey çalışmıyor benim için. Çünkü tekrar göstereyim. Bakın buna tıkladığım zaman mesela diğerleri çalışmıyor. Şimdi tıkladım. Bekliyorum bitmesini. Hiç dokunmuyorum şu an. Bakın ben dokunmadan sonrakine geçti. Şimdi kırmızıya geçecek. Yine dokunmuyorum. Şimdi kapamaya bastım, çektim. Ama çalışıyor halen. Bakın şu an kilitli durumda. Bunun nedeni işte uygulamanın tek bir thread üzerinde 3 tane farklı işi yapmaya çalışması. Hatta 3 tane de değil. Siz bir tanesine bastığınızda o arka tarafta
yüzlük bir döngü oluşturuyor ve 100 tane nesneyi ekrana çizene kadar bir işe başlamış oluyor iş parçacığı. Siz ondan sonra artık yeni bir işlem yapamazsınız. Artık o thread'in bitmesini beklemeniz gerekiyor. O yüzden de thread, örneğin ekrana sarı rectangle'ları çizme işlemini yaparken forma cevap veremiyor thread. Dikkat ederseniz zar zor bitirdi en sonunda. Ve ondan sonra da benim en son verdiğim komutu çalıştırmaya zaman ayırabildi. Neydi bu? Ben önce buna tıklamıştım. Bu yüzlük bir döngüyü oluşturdu. Hepsini çizmeye başladı. Sonra blue dedim. Onu aslında göremiyorduk. Şöyle üzerine gelince çalıştığını bilmiyorduk. Ama sonra arka planda şuradaki yellow'un işi bittiği zaman bunu hafızada tutmuştu. Bu sefer buna geldi. Dedi ki ben bunu da yapayım bari. Buna başladı. Ondan sonra red'e tıkladım. Gene görünmedi buradaki yaptığım işlemler. Tıklama işlemi böyle belirgin bir şekilde görünmedi. Donmuş gibiydi. Ondan sonra adım adım çok gecikmeli bir şekilde işini yapmaya başladı ama forma cevap veremedi. İşin gerçeği o. Forma cevap veremedi. Kapama işlemi bile bütün işlemler bittikten sonra gerçekleşti. İşte bu sorunun nedeni, kilitlenmesinin nedeni aslında tamamen tek bir thread üstünde çalışması. Ben buna bastıktan sonra artık o bitene kadar form tamamen kilitlenmiş oluyor. Hiçbir şekilde müdahale edemezsiniz. Şimdi bu sorunu ortadan kaldıracağız. Ve bunu da thread'le yapacağız. Şuraya geliyorum. Random thread th1. Hatta şunu biraz daha yukarı alayım ben. Daha globalde olsun. Şurada. Thread 1, 2 ve 3. İşim bu. Şimdi şuradaki metotlarda hiçbir işim yok. Bunlar olduğu gibi duruyor. Sadece şuraya geliyorum. Bakın kapattım bunu. Ve dedim ki senin işin artık bundan sonra thread 1 tarafından gerçekleştirecek. New thread 1. Bu thread 1 benden parametre istiyor. Bakalım neymiş bu. Birden fazla yöntem var bunun. Thread start vesaire. Benden metodun adını istiyor. Ben metodun adını veriyorum. Sen metot 1'e bakacaksın diyorum. Ve thread'i başlat. Yani bu butona basıldığı zaman th1 adındaki thread'in nesne örneğini üret. O thread, o iş parçacığı metot 1'i çalıştıracak sadece. O da bu butona basıldığı zaman atanmış olacak. Ondan sonra da bu thread'i başlat. Bu iş parçacığını ayrı bir şekilde başlat. İşlemci ona ayrı bir kaynak ayırsın. Bunu da th2'ye ayırdım. Metot 2 isimli metoda bakacak. th2 start. Bu üçlü. Şunu toplayayım. Şöyle kafa karıştırmasın. İkisi üçü. O yüzden bu üç olsun. Metot üçlü madem. Şuraya da 2 alayım. Evet. 1, 2, 1, 2, 3. Çalıştırıyorum. Şimdi tekrar bakacağız. Bakın. Tıkladım. Tıkladım. 3 ayrı ayrı çalışıyor. Formu genişlettim. Bu sefer genişlik arttı. Dikkat ederseniz hepsine uzanmaya başladı işlemler. Bu kadar. Tekrar tıklarım. Gördüğünüz gibi hiç kilitlenmiyor. Hepsine tıklıyorum. Çünkü hepsi yeni bir thread'de çalıştığı için forma cevap verebiliyor. İşte multi-thread olayı bu. En temel haliyle görsel olarak bu şekilde anlatabiliriz.